ekleyecek misin? Mesela hani buraya başka bir şey ekleyecek misin? Yeşil tonları falan. Yeşil tonları evet. Buraya birkaç tane ördek ekleyebilirim canım. Bunu geriye görüştürüp üründe yapım aşamalarında önce astar boyası geçiriyoruz. Astar boyasını da birkaç kat geçirirsek tekrardan boyamamız daha muhteşem olur. Daha yapıyoruz. Evet. Tekrar yeşil kırmızı bittikten sonra yeşil tonlarında yine devam edebilirsin bazı yerlerinde. Farklı. Evet. Mavi üzerine biraz gidebiliriz. Başka neler ekleyecektik biz? Şuraya bir şey eklemeyi düşünüyorduk ama onu hatırlamadım ben. Şey mi? İnsan figürü müydü? Evet. İnsan figürü mü? Arkadan. Evet. Yukarıya bir şey tamamlamayacaktık değil mi? Evet, zaten mavilerle onu hallettik ve bitti. Kursumuz el sanatları kursu. Öğrencilerin el becerileri ve hayal gücünü geliştirmeleri açısından çok önemli bir kurs. Yapılan ürünlerimiz, çalışmalarımız da bunları öğrenciler bizzat yaşayarak çalışmalarını da ürüne dönüştürebiliyorlar. Amacımız işte el becerilerini geliştirmek, ihtiyaç sahibi öğrencilere farklı ürünler armağan etmek, sosyal sorumluluk projesi olarak da aslında çalışmalarımıza devam ettirebiliyoruz. Ve öğrencilerimiz gençlerden oluşuyor. Ama tabii 29 yaş, 12-29 yaş arası bütün isteyen herkes katılabilir. Ürünlerimiz atık malzemelerden oluşuyor. Kiremit parçaları, poşetler, atık kağıtlar, camlar, kavanozlar, taşlar, hatta eski tavalar. Bunların hepsini boyama teknikleri kullanarak, süsleme teknikleri kullanarak ürüne dönüştürüyoruz. Yaptığımız ürünlerimizi yıl sonunda tabii ki sergilemeyi düşünüyoruz. Bir kısmını yine dediğimiz gibi sosyal sorumluluk projesi adı altında ihtiyaç sahibi okullara hediye etmeyi çok istiyoruz ki daha önce de bu çalışmaları yapmıştık. 9. sınıf öğrencisiyim ben. Benim birazcık sanata ilgim var. Bu kursa katılmak istedim çünkü boş vakitlerimi, ders dışında, ders çalışmak dışında kalan serbest zamanımı birazcık daha verimli geçirmek için, kafamı dağıtmak için katıldım. Kursta atık malzemeleri, mutfak eşyaları olsun, kavanozlar, vazolar ya da kiremitler olsun. Bunları hani geri dönüştürmeyi, tekrardan kullanılabilir hale getirmeyi birazcık daha güzelleştirerek ev süsü gibi güzel şeyleri dönüştürüyoruz. Boyayarak ya da keserek, yapıştırarak eğlenceli vakit geçiriyoruz. Kendimizi de geliştiriyoruz hem de iyi vakit geçirmiş oluyoruz. Ben şu ana kadar anahtarlık falan yaptım ipliklerden. Kiremitleri ya da tavaları falan boyayarak bir şeyler yaptım. Sonra yaptığımız bu şeyleri de evimize götürüp tekrardan değerlendirebiliyoruz, tekrardan kullanabiliyoruz. Burada sanat hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. O yüzden geliyorum zaten. Öğrendiklerim şeyler bana katkı sağlıyor. Renk tonları olsun, ayarlama olsun, nasıl yapacağım olsun tekniklerini öğretmenimiz bize tekrardan öğretiyor. O şekilde hem kendimizi güçlendiriyoruz, geliştiriyoruz. Hem de atık malzemeleri tekrardan kullanılabilir süs eşyalarını çeviriyoruz. Çünkü burada öğrendiğim şey burada kalmıyor. Evime gidince de atık bir şey bulduğumda onu atmak yerine onu tekrardan kullanmak için bir şeylere dönüştürüyorum. Burada aslında boş zamanımı değerlendirmek, dersten sonra terapi niyetine kendimi sakinleştirmek ve yeni ürünler elde etmek için geldim. Burada çevreye atık zararlı kağıtları geri dönüştürerek örneğin ayraç yapıyoruz, iplerle örgü yapıyoruz bazen, bileklik yapıyoruz.
Genelde o tarz şeyler yapıyoruz. Şu sıralarda kiremitleri boyuyoruz. Onlarla dekorasyon ürünler elde ediyoruz. Elimizden geldiğince bu çevreye atık şeyleri sanat eserine dönüştürmeye çalışıyoruz. Ayrıca bu kursumuzda boş zamanlarımızı değerlendirerek kendimizi geliştiriyoruz. Bu zamana kadar atık kağıtlardan kalemlik yapmıştım, örgüden bileklik yapmıştım. Kiremitleri genelde ortasından delip duvara asmayı planlıyoruz. Hatta birkaçını da öyle yapmıştık. Yani dekoratif olarak kullanıyoruz daha çok. Bu kursa ilgimi çektiği için geldim. Zaten bu tarz şeyler ilgim vardı. Ve burada da kiremit boyuyoruz ya da cam boyama, anahtarlık tarzı şeyler yapıyoruz. Yani atıkları dönüştürüyoruz.